su bardağı. Kayıt anında fotoğraf alınıyor. Başladınız mı canlı yayını? Şey, fotoğraf alsınlar efendim. Sonra olur, başlayalım. Tamam. Ne zaman dersen ben hazırım. Fotoğraf almıyorsunuz. Hazır. Alıyor musunuz? Sürtü başarılı. Tamam. Hazırız efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın basın mensupları, tabii normal basın toplantısı gibi olmayacak. Çünkü burada Iğdır'dayım, doğduğum şehirdeyim ve doğduğum şehrin basın mensuplarına konuşuyorum. O sebeple biraz dost sohbeti gibi olacak. Çünkü burada basın mensuplarının içerisinde yüzlerce açık. Bir de bazı kişilerle konuşuyoruz da o konuya da değilse de olur. Diyorlar ki işte Sinan Bey'e verilecek her oy Tayyip'in kazanmasına vesile olacaktır. Kılıçdaroğlu kazanamayacak kimsinden. Evet. Söyle. Sayın basın mensupları, öncelikle memleketimde bu sıcak karşılamanız için çok teşekkür ederim. Ve bu saatte buraya geldiğiniz için de ayrıca çok mutlu olduğumu, teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu normal bir diğer illerdeki basın toplantısından biraz farklı olacak. Doğal olarak farklı olacak çünkü basın mensubu arkadaşlarımızın hepsi benim çok yakından tanıdığım, işte mahalle arkadaşım var, dostluğum olan köylüm var, dostum var, yakın bildiğim insanlar var. İlkokul öğretmenim var, bana ders demiş, ilkokulda beni okutmuş, üzerimde emeği olan. Yine aynı şekilde çok yakın dostlarımız olan insanlar var. O sebeple bu basın toplantısını böyle bir resmi basın toplantısı gibi değil, öğretmenimle, arkadaşlarımla, mahalle arkadaşlarımla basın sohbeti olarak değerlendirmek daha doğru olur. Bugün Iğdır'da gayet coşkulu bir kalabalık bizi karşıladı. İnsanlar arabasını alan karşılamaya geldi. Çok iyi bir konvoy vardı. Iğdır'daki 2011'deki konvoyumuz bizim gayet iyi bir konvoydu. Bugünkü de onu pek arattı söyleyemem. Dolayısıyla Iğdır'daki karşılamadan da, konvoydan da, ne bileyim, insanlarımızın ilgi alakasından da son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim. Iğdır'dan tabii farklı şeyler söylemek istiyorum. Farklı şeyler seslendirmek istiyorum. Birincisi, ben Iğdır'da doğup büyüdüm. Bu topraklarda yetiştim ve bu topraklarda zor şartlarda okudum. Zor şartlarda hayatımı kazandım. Üniversiteyi kazandım ve üniversitede de hem çalıştım hem okudum. Bu arada bugün annemin babamın mezarına gittim. Görselerdi herhalde çok gururlanırlardı. Doğduğum köye gittim, Melekli'ye, doğduğum eve gittim. Orada da epey duygulanlar yaşadım. Çocukluğuma döndüm adeta. Bir Iğdırlı bir çocuk olarak çıktığım, üniversite sınavını kazanıp üniversiteyi okumak için çıktığım Iğdır'a Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Ve bundan da son derece gururluyum, mutluyum. Ben inanıyorum ki bu mesele sadece Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi değil, Iğdır'dan bir Cumhurbaşkanı adayı çıkması meselesidir. Doğu'dan bir Cumhurbaşkanı adayı çıkması meselesidir. Kars'tan, Ağrı'dan, Van'dan, Hakkari'den,
Ardahan'dan, Erzurum'dan, bu coğrafyadan bir cumhurbaşkanı adayı çıkma meselesidir ve belki yarın bir cumhurbaşkanı çıkarma meselesidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bu coğrafyanın makus talihini değiştirme meselesidir. Aynı zamanda bu bizim cumhuriyetimizin erdemlerini göstermesi açısından da son derece önemlidir. Bu ülkenin insanlarına eğer eğitimde fırsat eşitliği sağlanırsa, bu ülkenin insanlarına eğer devlet ve hükümet her türlü eşit şartları sağlarsa, bu ülkede, bu ülkenin insan kaynaklarının, insan kapasitesinin ne kadar iyi olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda cumhuriyete ve cumhuriyet değerlerine dört elle sarılmamız gerektiğini de gösteriyor. O sebeple Iğdır'dan bir köylü bir çocuk olarak çıkan Sinan Oğan'ın bugün cumhurbaşkanı adayı ve yarın inanıyorum ki cumhurbaşkanı olarak bu topraklara yeniden gelişine inşallah şahit olacaksınız. Bu seçimler çok zor bir süreçte geçti. Seçimlerde önce kimse bizim imza toplayabileceğimize ihtimal vermedi. İnsanlar, hatta bazıları neden imza topladığımızı dahi başlangıçta algılayamadı. Niye imza topluyorsunuz meselesi ortaya kondu. İnsanların zihnine öylesine bir kamplaşma, kutuplaşma kazındı ki bilinç altında Türk siyasetinin bir tarafına Kılıçdaroğlu oturtuldu, bir tarafına Erdoğan oturtuldu. Kılıçdaroğlu'nun yanında da bir Muharrem İnce figürü konuldu. Ve Türk siyasetine, Türk milletine dendi ki, ya elimizdeki malzeme bu, oturtacağız bunu tahterevallinin üstüne, biri oturacak, biri kalkacak. Bu oyunu biz bozduk arkadaşlar. Ata İttifakı olarak, Zafer Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Adalet Partisi, Ülken Partisi ve diğer partilerin desteğiyle bu oyunu biz bozduk. Ve 11 Mart'ta Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanarak Türk milletinin önüne bir seçenek konuldu. Şimdi insanlar tahterevalli siyasetine gerek duymadan şunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Biz Sinan Oğan'ın nezdinde seçeneksiz kalmadık. Kara kara kime oy vereceğiz, hangisi kara, tencere ondan mı kara diye düşünürken, o meşhur atasözünden, tencere dibin kara, seninki benden kara atasözünden hareketle insanlar bunu düşünüyordu ve biz insanların kara kara düşünmesini engelledik. Önlerine bir seçenek sunduk. Türk milleti bu seçeneği çok sevdi. Onu söyleyeyim. Sinan Oğan olarak biz Türk milletinin önüne bir seçenek olarak çıktıktan sonra arkadaşlar insanlar şunu gördüler. Ya biz Erdoğan'a veya Kılıçdaroğlu'na muhtaç değiliz. Biz köhne siyasete muhtaç değiliz. Köhne siyasetten kurtulabiliriz. Türkiye'yi daha donanımlı birisi yönetebilir. Daha genç birisi yönetebilir. Türkiye'yi artık o eski kısır tartışmalardan uzaklaşmış bir yeni bir anlayışla yönetmek mümkündür. Biz bunun mümkün olabileceğini ortaya koyduk ve insanlarımız da buna inandılar. Biraz önce sohbet ederken sizlerle birçok gazeteci arkadaşımız Babala TV'nin yayınının etkili olduğunu, zira bizim oradaki makul ve mantıklı cevaplarımızdan sonra insanların bize doğru yönelişlerinin arttığını da gördük. Neden arttı? Çünkü insanlar bizi tanıdı. Ben bu sürecin en başında bir şey söylemiştim. Demiştim ki Sinan Oğan az tanınıyor. Bu Sinan Oğan'ın önünde dezavantaj. Sinan Oğan'ı tanıdıkça seveceksiniz. Tanıdıkça onu daha çok bağrınıza basacaksınız. Diğerleri ise fazla tanınıyor. Ve tanındıkça batacaklar. Nitekim diğer üç aday tanındıkça batıyorlar. Evet, şimdi zihinlerde bir Kılıçdaroğlu mecburiyeti yükleniyor. İnsanlara deniyor ki, ya Tayyip Bey'den kurtulmak için Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek zorundayız. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'na yeterince oy verildiği kanaatinde değilim ben. Bu iş birinci turda bitmez, onu söyleyeyim.
eğer birinci turda bitse bile, arkadaşlar birinci turda bitse bile çok cüzi bir farkla biter. Yani bana göre 41-42 bandında her iki aday. Bilemediniz birisi 41,5, birisi 43,5 birinci turda bu kadar oy alacaklar en fazla. En fazla. Bu şu demektir arkadaşlar, maksimum alabilecekleri oy. Ama bizim %30'un üzerine çıkma ihtimalimiz de mevcuttur. Bu ihtimalde onların oyları da %30'un altına gerileyebilir. Biz bu ihtimali bir tarafa bırakarak mevcut şartları bu iki aday üzerinden konuşacak olursak, bu iki adaydan birisinin açık ara bu seçimi kazanması mümkün gözükmüyor birinci turda. Peki bu bizim karşımızda hangi tehdit ve tehlikeyi çıkarıyor? Hemen söyleyeyim. Eğer seçimler muhalefet tarafından böyle yarım puanlık falan bir farkla kazanılırsa Türkiye kaosa sürüklenir, açık söyleyeyim. Biz ilk günden beri sorumlu bir dil kullanıyoruz. Biz ilk günden beri bütün liderleri sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz ve şimdi diyoruz ki gelin bu işi hiç riske atmayalım. Süleyman Soylu'nun açıklamaları tesadüf değil. Bu işi bir 15 Temmuz vari bir şeye benzetti. 14 Mayıs'ı bir sivil girişim olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil desteğiyle bu seçimi alırlarsa ülkeyi teslim etmeyiz dedi. Tabii orada ölçüyü nasıl koyacaklar merak ediyorum. Bu seçimin Kandil desteğiyle alınıp alınmadığının nasıl belirleneceğini doğrusunu isterseniz merak ediyorum. Bir diğer husus biliyorsunuz Hüdapar'ın bir açıklaması var. Birkaç damla gözyaşına, birkaç damla kana, birkaç yüz sandalyeyi kurban ederiz diye. Yani bir tehdit var orada da. Ben Hüdapar ile HDP arasında bir çatışma çıkarılabileceğini öngörüyorum. O ikisinin üzerinden çıkarılacak bir çatışmayla seçimlerin kaybedilmesi durumunda farklı bir senaryonun devreye sokulma ihtimalini gördüğümü size açıklamak isterim. Umarım ben yanılırım. Umarım böyle olmaz. Ancak bu tür sosyal konularda geçmiş dönemde epey kafa yormuş birisi olarak, bir stratejist cumhurbaşkanı adayı olarak bu riskin olduğunu görüyorum. O sebeple de toplumumuza hep şunu ifade ediyorum. Birinci turda bitmeyecek veyahut da kafa kafaya bitip ülkeyi kaosa götürecek bir seçim yerine ikinci turda bizlerin de desteğiyle, eğer biz kalmaz isek, bizlerin de desteğiyle yapılacak bir seçim çok daha sağlıklı olmaz mı? İnsanlar şunu söylüyor. Şöyle bir propaganda yapılıyor. Sinan Oğan'a vereceğiniz oylar boşuna gider. Bir dakika. Sinan Oğan'ın bugün oy oranını açıklıyorum arkadaşlar. 12-16 band. Bizim bugün bize gelen hem il, şehir bazlı anketlerde hem Türkiye geneli anketlerde 12-16 bandında. Bazı şehirlerde bu 12-16 bandının 18-20'lere ulaştığını görüyoruz. Son haftaya girdiğimizde bunun çok daha artacağını ifade edebilirim. Hal böyleyken bizim de ikinci tura kalma ihtimalimizin olduğunu söylemek isterim. Görüyorsunuz nereden nereye geldi. İmza toplayamaz denilen bu hareketi biz hep makul karşıladık. Bize birçok insan çekil dedi, şunu dedi, bunu dedi ama biz siyaset planlamasını yapıp ve bu bir işi başlattığımızda onun nereye varacağını bilen insanız. Bizim kafamızda bu siyaset planlanması ilk günden vardı ve yapılmıştı. Biz başlangıçta %3 ile başladık arkadaşlar. %3. Sonra %7'ye çıkardık onu. %9'a, 11'e, 12'ye. Şimdi 12-16 bandına. Bir sonraki hedefimiz ise bunun %30'lara çıkarıp ikinci tura kalmaktır. Ancak
eğer ikinci tura kalamazsak da bu takdirde ikinci turda bu ülkenin selametle doğru bir hükümet yapılanması kurabilmesi için bizim desteğimize ihtiyaç olacak. Şu an bütün anketlerde biz 4. başlamıştık biliyorsunuz. Biz şu an bütün anketlerde 3. Ve bizim hedefimiz 3.'yü yenip 3. olduk. Şimdi 2.'yi geçip 1. mi oluruz, 2. mi 2.'yi geçersek? Ha? Böyle sorular mantık soruları üniversite sınavında soruluyor biliyor musunuz? 2.'yi geçerseniz ne olursunuz? Biz 2.'nin yerine 2. olmak hedefimiz var. Yani şunu söylersem çok abartı olur. Bu seçimlerden 1. çıkacağız. Bana 2 ay verin. 2 ay. 2 ay sonra ben bu seçimlerden 1. çıkarım arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Bizim yükseliş trendimiz o kadar iyi ki bizi sadece insanların duyması, dinlemesi yeterli. Bir defa bir insana biz ulaşıp ona kendimizi tanıttığımız takdirde insanlar bizim doğru adres olduğumuzu düşünüyorlar. Peki Kılıçdaroğlu'nun bu Kılıçdaroğlu'na dönük yürütülen bu algı çalışmalarının manası nedir? Onu da söyleyeyim. Şimdi deniyor ki ya işte Sinan Oğan iyi adam. Ona bir sonraki seçimde onu Cumhurbaşkanı seçelim. Zaten Kılıçdaroğlu 75 yaşında. Eğer dönemi tamamlayabilirse 80 yaşında olacak. Şimdi arkadaşlar ben de diyorum ki bütün yaş almışlarımıza hürmetim var. Siz gazetenizi, siz televizyonunuzu, haber ajansınızı, 80 yaşında dükkanınızı, herhangi bir iş yerinizi 80 yaşında babanıza, dedenize emanet edip orada bir çalışan olmayı kabul eder misiniz? Kim eder? Kimse etmez. Adama yazık ya. Vallahi adama yazık. 80 yaşında bir insana ülkeyi emanet etmek hem ülkeye yazık hem o 80 yaşındaki adama yazık. Sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Ben üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Yazık yani. 20 senede çok yoruldu. Artık takati yok. Bu ülkeyi yönetecek takati kalmadı. Bu ülkeye verecek hiçbir şeyi kalmadı. Bunlar köhne siyasetçiler arkadaşlar. Köhne sözünü en iyi Iğdırlı hemşehrilerim bilir. Bunlar köhne. Bunlardan yeni bir şey çıkmaz. Köhneden yeni bir şey çıkarmaya çalışmayın. 20 senedir bu ülkenin yönetiminde Sayın Erdoğan vardı. 20 senedir tahterevalinin diğer tarafında bu ülkenin muhalefetinde CHP yani ana muhalefet partisi yani Kılıçdaroğlu yani Muharrem İnce vardı. Bu ülkenin son 20 senesinde var olup bu ülkeye yeni ne verebilirsiniz? Gençlere ne verebilirsiniz? Ya siz dünyayı tanımıyorsunuz. Yeni trendleri bilmiyorsunuz, teknolojiyi bilmiyorsunuz. O sebeple arkadaşlar bu ülkeye ne Sayın Kılıçdaroğlu'nu ne Sayın Erdoğan'ı verecek yeni hiçbir şeyi yok. Benim onlara tavsiyem bu yarışı bırakıp emekliliğe ayrılmalar. Emeklilik yaşı çoktan geçmiş insanları gençlere vereceği hiçbir şey olamaz. Türkiye'de EYT sorunu vardı. O kısmen çözüldü. Yeri gelmişken söyleyeyim. EYT sorununun Bağkur kısmı duruyor. 9000 prim iş günü kısmı duruyor. İnfaz ve koruma memurlarımızdan uzman çavuşlara kadar, özel güvenlikçilerden atanamayan öğretmenlere kadar bu ülkede çözülemeyen yüzlerce sorun var olduğu gibi duruyor. Bunların hepsini biz dersimize çalıştık. Ve Allah nasip ederse biz geldiğimizde bunların hepsini çözeceğiz. Ama ondan önce acil çözmemiz gereken bir SYT sorunu var. O da siyasette yaşa takılanlar sorunu. Bakınız. Siz bir arabanın şoför mahalline oturtup
uzun yolculukta beni şuraya götür de, diyemeyeceğiniz insanlara ülkeyi emanet ediyorsunuz arkadaşlar. Etmezsiniz. Bunların hiçbirisine siz bir araç verip beni buradan al İstanbul'a götür demezsiniz. Güvenmezsiniz çünkü. Bu onların günahı değil. Ben de bir gün yaşlanacağım Allah ömür verirse. Ve ben de o yaşlara geldiğimde koltuğa yapışıp kalmayacağım. Benden sonraki gençlere ülkeyi teslim edeceğim. O yüzden bu arkadaşlarımızın, bu sayın adaylarımızın elbette ki aday olmaları en doğal hakları. Ancak ben seçilseler dahi bu ülkeyi en fazla 3 sene yönetebileceklerini, 3 sene sonra bu ülkeyi yeniden seçime götüreceklerini öngörüyorum. O yüzden yol yakınken hiç beklemeyin. Gelin bu ülkeyi ehline, işin ehline teslim edin. Şu ana kadar bizim siyasette tek bir eğri çizgimiz olmadı arkadaşlar. Şu ana kadar dün söyleyip de bugün önümüze getirilen tek bir söz yok. Şu ana kadar tek bir öngörümüzde yanılmadık. Iğdır'dan çıkan Sinan Oğan, Türk siyasetinin şu an en omurgalı, en ilkeli siyasetini yürüten insanıdır. Ve bu ülkenin gelecekte, herkes üzerimizde şunda hemfikir, gelecekte Türkiye'yi Sinan Oğan yönetecek. Bakınız, Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerinin komple oyu bizde, onu net söyleyeyim. Komple oyu bizde. Anketlere çok yansımıyor, birçoğu söylemiyor, birçoğu farklı siyasi partilerde ama diyor ki ben kendi partime oy vereceğim, tamam ama diyor, Cumhurbaşkanlığında vallahi kusura bakmasın kimse Sinan Oğan'a oy vereceğim. Şimdi ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu seçimden çekildiğini açıklasa, Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Bugün Sayın Erdoğan seçimlerden çekildiğini açıklasa, Sayın Erdoğan'ın seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Yani Sayın Erdoğan çekilse, seçmeninin birinci tercihi Sinan Oğan olacak. Sayın Kılıçdaroğlu çekilse, seçmeninin birinci tercihi Sinan Oğan olacak. Yani Türkiye'de bu diğer dört aday içerisinde diğer üçüne nasip olmayan bir güvendir. Türk milleti bize güveniyor arkadaşlar. Kıymetli Iğdırlı hemşerilerim, sizin evladınıza Türk milleti güveniyor. Diyor ki, evet, en güvenilir aday Sinan Oğan'dır diyor. Ancak keşke biraz erken çıksaydı, keşke daha çabuk tanısaydık. Ben de diyorum ki, aha çıktı, gece erkeni mi var? Siz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarken yanında kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? Siz Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktığında yanında birbirleri mi vardı ilk kurşunu sıktı? Hayır. Peki şu an Sinan Oğan'ın arkasında milyonlar var. Bakınız hiçbir cumhurbaşkanı adayı iddia ediyor. Bodri Meydan. Hangi şehre diyorsanız gidelim. Tesadüfen habersiz gidelim. Bakalım kimin esnaf ziyareti mitinge dönüşecek. Hiç kimseye doğru düzgün haber vermeden, zaten öyle büyük imkanlarımız da yok. Yani dün Kayseri'deyken Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın bir gün sonraki mitingine hazırlık için devlet, valilik, herkes her şeyi oralara doldurmuştu. Doldurmuştu. Buna rağmen biz esnaf ziyareti yapacağız dedik, miting yaptık. Arkadaşlar, o kadar insanların dürüstlüğe susamışlığı var. İnsanlar Türk milletinin dürüstlüğe, Türk milletinin doğruluğa, Türk milletinin özü sözü bir lidere ve devlet adamına ihtiyacının had safhada olduğunu biz şimdi görüyoruz. Sözün kısası arkadaşlar, dedim ya bu bir dertleşme söyleşisi olacak. O sebeple tabii soruları da açayım, her türlü soruyu da alacağım, onu da söyleyeyim başta. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu seçimden biz artık kazançlı çıktık. Yani şu dakika itibariyle biz bu seçimin kazananıyız. Bu seçimden biz bir, dört cumhurbaşkanı adayı arasına ismimizi yazdırarak kazançlı çıktık. İki, şu an hiçbir ankette, hiçbir televizyonda gösterilmememize rağmen
Üçüncü sıradaki, biz dördüncü sırada yarışa başladık. Şu an üçüncü sıradayız. İkinci sıraya yükselmemiz an meselesidir. Ve en kötü ihtimal İngilizlerin the king maker dedikleri, ya kralız ya kral yapıcı. Onu söyleyeyim. Basın toplantısındayız, dur alkışlamayalım, insicam bozmayalım. Ama Sinan Oğan, Türk siyasetinin gelecek 10 yılında en güçlü siyasi figür olarak yer alacak. Bunu net söyleyeceğim arkadaşlar. Bundan emin olun. Bundan sonra özellikle de milliyetçi seçmenin doğrudan adresi, özellikle de Türk siyasetinin denge unsuru ve Türkiye'de hele hele bu 3 sene sonraki yenilenecek seçimlerin, bu seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilemezse bile gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı'dır. Ama onun için dahi bu seçimlerden biz çok güçlü çıkmak zorundayız. Bu sebeple Iğdırlı hemşehrilerime bir kez daha sesleniyorum ki şu parti bu parti demeden, şu görüş bu görüş demeden, şu köken bu köken demeden herkesin Iğdırlı bir adaya sahip çıkması lazım. Biz, Zafer Partisi İl Başkanım da burada, Iğdır'dan milletvekili adayı göstermedik. Ve dedik ki Iğdır'da zaten 40 parçaya bölünmüş toplum daha fazla bölünmesin. Ve şöyle bir karar aldık. Dedik ki Iğdır'da kim güçlüyse Iğdır halkı onun yanında yer alsın dedik. Şu parti bu parti. En başında daha adaylar belli olmadan ortaya bir prensip koyduk ve dedik ki biz Iğdır'daki milletvekili seçimlerinde yer almayacağız ve şu prensiple hareket edeceğiz. Milletvekili adaylarının kim olduğunu bilmiyoruz. Biz adayı çıkarmayacağız. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun Iğdır'daki hemşehrilerimize diyeceğiz ki gidin kim güçlüyse onun yanında yer alın. Iğdırlı'nın gözü de gönlü de terazidir. Kim güçlüyse gidip onun yanında yer alacaklardır ki Iğdır dengeli bir şekilde temsil edilsin mecliste. Bunu da arkadaşlar bir sorumluluk gereği olarak burada açıklayıp ifade ediyorum. Sinan Oğan artık bir siyasi partinin değil, Iğdır'ın tamamının adayıdır. Sinan Oğan 81 vilayeti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık adayıdır. 4 Cumhurbaşkanı adayından birisidir. Ve buradan gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki hemşehriniz artık Türk siyasetinde önümüzdeki 10 seneye şekil verecek bir lider, Iğdır'ın Melekli Köyü'nden çıkmış ve Türk siyasetinde artık vardır. Çok teşekkür ederim, çok sağ olasınız. Sorularınız varsa almaya ve cevaplamaya hazırım. Biraz uzattım, kusura bakmayın ama dedim ya biraz böyle dertleşeceğiz. Evet, buyurun. Şimdi biraz önce dediniz ki her iki aday da %41-42 bandında. Alabilir. İkinci tura kaldığında sizin tavrınız ne olur? Bir, ikincisi yurt dışı oyları kullanıldı. Orada durumu aşağı yukarı siz biliyorsunuz. Bir ona değiniriz. Şimdi Cumhurbaşkanı adayları içerisinde yurt dışına giden, yurt dışı seçmenleri ziyaret eden tek aday benim. Hollanda, Belçika ve Almanya'ya gittim. Seçmenlerimizle buluştum. İlgi alaka bize çok yoğundu. Ben yurt dışı seçimlerde de iyi bir netice alacağımız kanaatindeyim. Yurt dışı seçimler kullanıldı ama sonuçları biliyorsunuz sayım Türkiye'de yapılıyor. Yani orada sandık kurulu yok. Evet. Oy sayımı yapılmıyor. Toplanıyor, konsolosluklara teslim ediliyor, getiriliyor. Ankara'da bir seçim dairesi var. Orada Ato Ticaret Odası konferans salonunda orada sayılıyor. O sebeple şu an seçim sonuçlarıyla ilgili bir şey söylemek mümkün değil. Tahmin söyleyebiliriz. Tahminlerimiz de yurt dışı seçmenlerde de iyi bir noktada olduğumuz yönündedir. İkinci tura kalamazsak ne yaparız, kimi destekleriz? Tabii şu an en önemli gündem maddesi bu. Çünkü biz kalamazsak ikinci tura alacağımız oy miktarı ikinci turun sonucunu belirleyecek.
Hatırlarsanız ben 3 sene önce yola çıktığımda konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Demiştim ki biz bir süreç başlatacağız ve bu süreçte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ya Cumhurbaşkanı olacağız ya Cumhurbaşkanını belirleyen olacağız. Tam da bugün o noktadayız. Hatta bir adım ötesindeyiz. O gün söylediğimde Cumhurbaşkanı olma ihtimalini çok düşük görüyordum ama bugün bu ilgiyi, alakayı gördükçe Cumhurbaşkanı olma ihtimalimizin de ihtimaller içerisinde olduğunu söyleyebilirim. İkinci tura kalamazsak ne yaparız? Önce Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerle danışacağız. Bize imza veren insanlarla, hemşerilerimle oturup danışacağız. Terörle arasına mesafe koyma kaydıyla ve bizim de protokolde öngördüğümüz işte bir takım hükümet protokolü ve hükümet paylaşımları konusunda anlaşacağımız tarafla oturup müzakere edebiliriz. Değerli hemşerim Sayın Sinan Oğuz'dan ülkemizin ekonomisiyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ülkemizin ekonomik durumunun çok iç açıcı olduğunu söyleyemem. Hatta daha da kötüsünü söyleyeyim. Önümüzde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu ekonomik kriz acı reçete uygulamayı mecbur kılıyor. Acı reçete demek iktidarın kim gelirse gelsin ömrünün kısa olacağı demektir. O yüzden de bu iktidarın ömrü 14 Mayıs'ta bitecek gibi gözüküyor. Ama gelecek iktidarın ömrü kaç Mayıs görür ondan emin değilim. 1 Mayıs mı görür, 2 Mayıs mı görür? Yani 1 yıl mı olur, 2 yıl mı olur ondan emin değilim. Çünkü ekonomimizin durumu gerçekten kötü. Şu an ikili bir dolar kuru sistemi var. Faiz almış başını gidiyor. Faizi serbest bıraktıkları anda %30'lar 40'lar seviyesine çıkacak. Onu söyleyeyim. Yani şu an politika faizi %8,5. Bu şekilde sürdürülemez. Bunun mutlaka faizin artırılması icap edecek. Faiz artırıldığında ise onu mesela en son %16-17'lerde bırakılmıştı. Oradan 17'lerden gerilere getirildi. Ama bugün kur üzerinde bir denge sağlamak için faizin en az %30-%40'lara çıkması icap edebilir. Bilir diyorum. Öyle yapılmalı demiyorum. Biz gelirsek çok ciddi bir ekonomi programımız var. Ben de ekonomistim biliyorsunuz. Hem de diplomalı ekonomistim. O sebeple bizim en başarılı olacağımız alan ekonomi olacaktır ve biz 5 sene içerisinde Türkiye'yi ekonomik anlamda bir onarım sürecinden geçirip Türkiye ekonomisini artık bir gelişme ivmesine sokacağımızı düşünüyoruz. Iğdır başta olmak üzere sınır ticaretini biz yeniden geliştireceğiz. Arkadaşlar ben normalde hiçbir şey takmam ama bugün Iğdır'da onu da sizle paylaşayım. Bir tane kız kardeşimiz getirdi, uğur getirsin diye şunu bileğime bağladı. Bir kardeşimiz bunun hep kendisine uğur getirdiğini ve artık bu uğuru benim için istediğini söyledi. O yüzden de bunları takıyorum böyle. Durum budur. Evet, var mı sorusu olan? Sayın Vekil, öncelikle hoş geldiniz. Pardon, basın soruyor soru ama siz basın. Evet, basın. Basın soruyor. Şimdi siz bundan birkaç gün önce TRT'de bir gün önüne giderek açıklamada bulundunuz. Evet. Size ambargo uygulanıyor diye. Fakat 16 yılda yayın yapan Bülten TV'de de siz eleştirildiniz. Özellikle katıldığım bir yerdi. Size davet göndermişler. Siz katılmak istememişsiniz ya da dönüş yapmamışsınız. Öyle söyleyeyim. Hatta bir danışmanınıza mesaj atmış. Sinan Bey şu anda programımızda eleştiriliyor. Ondan gelen cevap ise canınız sağ olsun. Tek kelimeyle canınız sağ olsun. Peki siz size ambargo koyulduğuna rahatsız olmuşken basın mensuplarının size kapılarını açmasına niye cevap vermiyorsunuz, dönüş yapmıyorsunuz?
Şimdi bu bir danışman meselesi biraz tuhaf bir mesele. Bir danışman kim mesela? İsim İsmail olabilir. Benim İsmail'im de yani. Şöyle arkadaşlar bakın. Şöyle bir şeyle çok karşılaşıyorum. Şimdi benim adıma 50 tane Facebook hesabı açılmış. Oraya birisi yazıyor. Sonra cevap alamayınca bana küsüyor. Diyor ki ya Facebook'tan sana o kadar mesaj yazdım. Bana bir tane geri dönüş yapmadın. Diyorum bir, Facebook'tan bana binlerce mesaj geliyor, görmemiş olabilirim. İki, hangisine yazdım? Diyor ki işte şuna. Bakıyorum ki ya bunun benden alakası yok. Şimdi danışman meselesi de öyle. Benim bir tek basın müşavirim var, Özgür Bey. Özgür Bey de burada. Özgür Bey de burada. İsim istedim, isim gelecek. Ha. Olabilir. Efendim, izninizle ben birkaç bir şey söyleyeyim. Pardon, bitireyim ben. Şimdi Özgür Bey, Özgür Bey basın planlamamızı Özgür Bey yapıyor. Onun dışında kime ulaşmışlarsa doğru adres değil. İsim istedim. Şimdi tamam. Tek kelime yazdım. Biz bir medya planlaması yapıyoruz. Bugün ne yaptık mesela? Geldik buraya, burada medyaya bir yer ayırdık. Ben Trabzon'a gidiyorum, örnek veriyorum. Sen eğer diyorsan ki Trabzon'a gitme, bugün şuraya gel, gelme şansın yok. Yani medyadan, herhangi bir yerden, her davet edilen yere gideceğim diye bir mecburiyet yok. Ancak programıma... Bağlanmak istemişler sizi, bağlanmamışlar. Program uydurabilirsin. Tabii ki. Yani 16 ilde yayın yapan bir TV. 16 ile değil, 6 ilde de yayın yapsa önemlidir. Tabii. Bağlanırız ama vakit bulabilirsek. Buyurun Özgür Bey. Efendim zaten benim söyleyeceğim, siz söylediniz. Biz çok yoğun bir program içerisinde hiç kimseye söz vermedik. Ben gelen bütün programları zaten halimizde ve Gökşen Hanım'la programlıyorum. Teyit aldıklarımıza zaten belli bir etkileşim üzerinde olanlara katılmaya gayret ediyoruz. Fakat beyefendi haricinde iki isim daha inanılmaz baskı yaptılar bize. Ben inanılmaz tacizlerle karşılaştım. Yani normal bir davetin üzerinde bir taleple karşılaştık. Takdir edersiniz ki biz de basın danışmanı olarak bazı medya organlarıyla iletişim kurarken daha dikkatli davranmak zorundayız. Doğrudur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar, basın bizim için ulusal basın, yerel basın yoktur. Hatta ben yerel basını daha kıymetli bulurum. Onu söyleyeyim. Zaten can damarıdır ulusal yani, basın. Yerel basına da mümkün olduğu kadar çıkmaya çalışırım. Ama bu biraz da vakitle ilgili. Yani ben Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan değilim ki 14 tane uçağım olsun. Bütün televizyonlar emrimde olsun. Ben şimdi buradan Van'a gideceğim. Neyle gideceğim? Bineceğim arabaya, tıngır tıngır oraya gideceğim. Erzurum'a geldim. Oradan Kars'a, Kars'tan buraya, buradan Van'a. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ne yapıyor? Devletin malı olan uçağa biniyor. Kars'a gidiyor, oraya gidiyor, Van'a gidiyor. 10 dakika içerisinde uçağına biniyor. Yarım saat içerisinde gideceği yerde oluyor. Dolayısıyla da ortada bir haksız rekabet var. Biz ise bunun için emek, biz bunun için alın teri döküyoruz. Bir yerden bir yere ulaşmak için. Bir de sorudan ziyade fikrimi belirtmek istiyorum abi. Size. Bir milletvekili olmanın yanı sıra mahalle abim olmanızdan dolayı. Eyvallah. Aynı mahalleden arkadaşız. Açıkçası Iğdır'da bana sorarsanız siz şu anda siyaset üstü olmalısınız. Öyleyim zaten. Yani her bireyin tamamen size desteğini vermesini isterim. Gönül tamamen zaten sizden yana ki zaten açık bir şekilde hani... Ben de öyle yapıyorum. Hiçbir siyasi partiye gitmedim. Hiçbirini ziyaret etmedim. Aday olan arkadaşlarım var. Onlara dahi gitmedim. Ya siz o gelmeden önce de zaten arkadaşlar, ben ilk turda kesinlikle sizden yana tercihimi yapacağım. Onu biliyorum. Eyvallah. Ha, ikinci turda. Hayır, saygı duyarım kararınızı. Geçer misiniz? Geçmez misiniz ikinci tura? O artık nasıl... Ama ikinci tura kalırsam kazananı kesin ben olurum, onu söyleyeyim. Ben onun sözünü de bilirim. Siz ikinci tura kalırsanız yine size veririz. Evet, sağ olun. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Herhalde hemşeri torpili mi yaptınız? Gittiğim illerde en az soruyu soran yerel basın ödür oldu. Her şeyi cevaplarınız. Sayın Bekir, bekleyenler de var. Seçim bürosunda bekleyenler var. Tamam.
Teşekkür ederiz.